Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim, rahmetli Adnan Menderes'in idam edildiği dönemin şahitlerinden birisiniz. O gün ile ilgili önemli bir hatıranız var mı? Ayrıca üstadımızın hayattayken Adnan Menderes'in başına bir şey gelmemesi, hatta uçak kazasında bile sağ salim kurtulması üstadımızın ona ettiği duaların bir etkisi olabilir mi? Üstadımızın vefatından sonra idam edilip şehit edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Menderes kibar bir adamdı. Halk Parti ocaklarından çıkmıştı. Yani gençliği Halk Parti ocaklarında hizmet etmekle geçmiştir. Bir Ege seyahatinde Mim Kamal'in de takdirini toplamış, bizzat başını okşamıştır muvaffakiyetlerinden dolayı. Fakat sonradan 1946'da Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e girmiş olmak sebebiyle bir demokrasi hayatına geçirmesi mecbur edilmiştir. Bu mecburiyetinden dolayı Menderes ondan sonra 3-4 kişi şeyde başta olarak Celal Bayar, Menderes, Refik Koraltan vesaire gibi ondan sonra böyle katmerli adamlar bir parti kurdular. Bunun başına Adnan Menderes geçti. İcbari oldu yani, icbari. Devletler bunu icbar ettiler. Adnan Menderes geçti. Adnan Menderes şahsi itibariyle samimi bir adamdı, temiz bir adamdı. Yani suyu niyet sahibi değil. Fakat çapı öyle bir İslami inkılabı götürmeye müsait değildi. Hazreti Bediüzzaman gibi bir dahi alem kendisine teminat verdi. Üç şey yap dedi. Üç şey. Bir, Ayasofya'yı aç. İki, Ezan-ı Muhammediye asli haline çevir. Üç, Risale-i Nur'u serbest et. Menderes bunlardan sadece Ezan-ı Muhammedi'nin asli haline dönmesine sebep oldu. Diğer hususlarda söz dinlemedi ve yapamadı. Yapamadı. Benim şahit olduğum Halk Parti zamanında Risale-i Nur üzerindeki baskı Menderes zamanında azalmamıştır. O kurslar falan açılmış, ezan eski haline dönmüştür. Esas nüve, İslam'ın esas ana işini yapacak olan Risale-i Nur hizmeti üzerindeki baskı azalmamış. Belki bu Menderes'in emriyle değil ve Menderes'in isteğiyle de değildir. Ya nedir? Şimdi Demokrat Parti iktidar olunca devlet dairelerindeki bütün Halk Partililer Müslüman oldu değil ki. Yani herkes kendi mevkiinde yine hizmetine devam etti, memuriyetine devam etti. Herkes kendi bulunduğu yerde ne kadar mümkünse, gücü ne kadar yetiyorsa Müslümanlara zulmetti. Sebebi ne? Sebebi Müslümanlar desinler ki ya bu adamlar da Müslümanlara zulmediyor. Yani Menderes'in isteği dahilinde değil bu. Ama memurin tabaka bunu böyle yaptı. Onun için 1950 ile 60 arası Risale-i Nur üzerindeki baskılar azalmadı. Sonra İsmet İnönü o zaman hayatta. İsmet İnönü mecliste fırtınalar estiriyordu. Kürt Said gezmeye çıkıyor. İrticaya ön veriyorsunuz, irticayı besliyorsunuz diye. Bilhassa 58'den sonra, 57'den sonra fevkalade üstadın üzerindeki baskıyı artırdılar. Hatta öyle bir hal oldu ki tarihçeyi hayatta vardır üstadın. Ta Isparta'dan 1959'da
Isparta'dan bir arabası vardı, Dodge marka. O arabayla, Chevrolet markalıydı da Dodge motoru vardı üzerinde. Biz o arabayı kullandık yani, şükürler olsun, epeyce. O arabayla Ankara'ya talebelerini ziyarete geldi Üstad Hazreti. Gelmek istedi daha doğrusu. Isparta'dan çıktı, Ankara'ya geldi, ta Gölbaşı'na kadar. Gölbaşı'nda o zaman Abdülkadir isminde, ismine kurban olsun, bir emniyet müdürü Üstad'ı Ankara'ya sokmadı. Gölbaşı'nda barikat kurdu. Üstad Hazretleri, ki o zaman 87 yaşındaydı, bir sene sürmedi, sonra vefat etti. Ankara'ya sokmadı. Oradan üstadı gerisin geri döndürdü. Isparta'dan oraya kadar gelmiş, kaç kilometredir? 500'den fazladır. O takarak arabayla oraya kadar gelmiş. Oradan Ankara'ya girdirmedi, geri çevirdi. Ve Menderes buna ses çıkarmadı. Bu Menderes'in emriyle olmuştur tabii. Bu şüphesiz Menderes'in emriyle olmuştur. Üstad Hazretleri o zaman Menderes gözümde cam parçasına döndü. Cam parçası oldu dediği rivayet edilir. Zaten hal de oydu. Üstad Hazretleri ondan sonra döndü oraya. Menderes'i iktidarı zamanında, Menderes iktidarı zamanında öyle bir milletin teveccühüne mazhar oldu ki yani Millet Meclisi'nin bugüne kadarki hiçbir partisi %80 oranında iktidarı ele alamamıştır. Menderes %80 oranında muktedirdi. Yani meclisin %80'ini evde tutuyordu. O zaman nispi sistem vardı, bilmem ne vardı. Ve gelir gelmez 1952'de 5816 sayılı kanunu çıkarttı. Evet, o zaman Pilavoğlu'nun müritleri bazı yanlışlar yaptılar. Ama bazı adamların gayri kanun yahut da yanlış yaptıkları şeylerden dolayı bir milleti, bir devleti ebedi mahkum edecek bir kanun çıkarılamaz. 5816-1952'de ve meclis bir taraf oldu, Menderes tek taraf oldu, o kanunu çıkarttırdı. Meclis zabıtlarından bakılabilir benim bu dediğim. Ve halen Kemalizm ayakta tutan tek kuvvet 5816'dır. Tek kuvvet odur. Başka hiçbir kuvvet yok. Milletin elini, ayağını bağlayıp, gözünü bağlayıp, nefesini kesen tek kuvvet 5816'dır. Bundan Menderes çıkarmıştır. Menderes idam edildikten sonra, Allah taksiratını affetsin, İdam edildikten sonra Son Havadis gazetesinde o günkü paşalardan biri Ali Elverdi diye aklımda kalmış. Ali Elverdi Paşa hatıralarını neşretti. Ben bu dediğim 61-62'lerde çıkan şeyler. Yani o günün gazeteleri. O Ali Elverdi Paşa, yanlış olabilir isim ama benim aklımda öyle kalmış. Emekli Paşa. Dedi ki o yazısında, röportajında, biz onları idam ettik dedikleri gün idam edilmediler. Milletin nabzını yokladık. Millette bir tepki meydana geliyor mu? Ve eğer 2 kişi, 10 kişi, 100 kişi Kızılay'da, Ankara Kızılay'da meydana çıkıp bağırsaydı, biz onları asamayacaktık. O kadar yani. 100 kişi, 200 kişi bağırsaydı, siz onları asamazsınız diye, biz onları asamayacaktık. Ama o kadar da çıkmadı.
Onun için rahatlıkla idam ettik. Şimdi böyle o 100 kişinin çıkıp da idamını tehir edebileceği bir lider Ege'ye gezmeye siyasi parti olarak gezmeye gittiği zaman Demokrat Parti millet öyle heyecanlı ki adam oğlunu yere yatırmış, bıçağı eline almış, oğlunu kurban edecek. O günün gazetelerinde çıkan resim. Yani bu derece milleti tarafına almış olan bir liderin idam edileceği zaman 100 kişi de Kızılay Meydanı'nda bağıramadı. Hulasi Menderes samimi bir adamdı. Fakat zayıftı. Hazreti Bediüzzaman gibi bir desteğin ne kıymette olduğunu anlayamadı. Ve üstad ona dedi, eğer bunları yapmazsan seni kendi yaptıklarının cezasına çarptıracaklar. Kendi yaptıkları şeyi sen yaptın deyip cezalandıracaklar. Nitekim 5816'yı çıkaran Menderes Kemalizme muhalefetten dolayı idam edildi. Atatürk kanunlarına aykırı hareket etmekten idam edildi. Hulasi Menderes hakkında tabii 10 sene başbakanlık yapmış bir kimse. Üstadımızın Menderes kahraman vesaire demesi bunlar bir İslam liderinin bir devlet başkanını İslam için onura etmesinden başka bir şey değildir ki bu gayet normaldir. Bu gayet normaldir yani. Menderes maalesef İsmet İnönü'nün karşısında üstadı müdafaa edememiştir. İsmet İnönü fırtınalara estirmiştir. Menderes de buna eyvallah etmiştir. Ben Menderes için şehit diyemiyorum. İnşallah o çektiği azaplar günahlarının kefareti olur. Yaptığı yanlışların kefareti olur inşallah diyorum. Yanlış olabilir. Evet. Yani o günü ayrıca bu noktadan Risale-i Nur noktasından tahkik etmek lazım. O günü ayrıca Risale-i Nur noktasından tahkik etmek lazım.